Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve's salatu ve's selam ala Resulillah Cenab-ı Hakk'a şeytanın kendisinden ve şerrinden sığınıyor. Rahman Rahim Allah'ın adıyla başlıyor. Takdir, övgü, üstünlük, hamd Cenab-ı Allah'a mahsustur diyor. Salat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun temennisinde bulunuyoruz. Allah sahabelerden razı olsun. Bizlerden, sizlerden de Cenab-ı Hak rahmetini, mağfiretini, inayetini esirgemesin. Değerli kardeşlerim, bir hadis, bir kılavuz ve bir yolcu programımızın bugün yeni birisiyle inşallah beraberiz. Hadisle yol alırız. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri ve uygulamalarıdır. Kılavuz bizi hadise, peygambere, vahyin kaynağına götüren aracılardır. Sahabe yani. Onlarla yolu buluruz. Biz yolcular da bir ahiret yolcusuyuz. Burada yaşam biçimimiz yarını belirleyecektir. İnşallah bu çerçevede bir hadis, bir kılavuz ve biz yolcular programını başlatmış oluyoruz. Bugün kılavuzumuz Ebu Musa el-Aşari radıyallahu anh'tir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamdan bize aktarmış olduğu, bize ulaştırdığı bir hadis üzerinde duracağız bugün. Ebu Musa'yı kısaca tanıyalım. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Yemen'den gelip iman etmiş bir zattır. Resul-i Ekrem aleyhisselamın Yemenliler geldiği zaman onlara özel bir iltifatı vardır. İltifat ettiği şey öyle basite alır bir konu değildir. Nedir söz? İman Yemenlidir. Fıkıh Yemenlidir. Hikmet Yemenlidir diyerek kimi zamanlar Ebu Musa'yı göstererek bu ve onun kabilesi onun geldiği yer diyerek iman açısından mümbit, hikmet ve fıkıh açısından mümbit bir yer olduğunu ifade eder. Her coğrafyanın kendisinden kaynaklı yaşayanlarına kazandırdığı bir takım hasletler vardır. Yemenlilere de o coğrafya merhamet, yumuşaklık, alıcılık, ince anlayış, hassasiyet, duyarlılık kazandırmıştır. İşte onların piridir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Musa el-Eş'ari Kur'an öğretmenliği ve Kur'an öğrenciliği ile öne çıkan bir sahabidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yönelik ifadesinden anlıyoruz ki Kur'an bülbülü desek abartmış olmayız. Allah Resulü onun için der ki Ebu Musa'ya yani Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'e Hazreti Davud'a verilen Davudi bir ses lütfedilmiştir. İşte o sesi asıl sesin yaratıldığı yol olan Kur'an için kullandığından dolayı büyük bir iltifat görmüştür. Sadece Efendimiz'den değil onun iltifatı demek Allah'ın iltifatı demektir. Allah'ın iltifatı demek tabiatın bütününün iltifatı demektir. Desteği demektir. Şöyle bir haberi aktarırlar bize. Bir keresinde Abdullah bin Büreyde radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselamla birlikte mescide vardık. Mescidin kapısından içeride birisinin Kur'an okuduğunu duyduk. Yüksek sesle Kur'an okuyordu. Ne dersin diyerek Efendimiz Aleyhisselam bana yöneldi. Bu adamın gösteriş için mi sesini bu kadar yükselttiğini düşünüyorsun? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevaplandırdım diyor İbni Bureyde. Allah Resulü ikinci kez tekrar etti. Ne dersin? Bu adamın sesini bu, bu şekil yükseltmesinde bir riyakarlık mı seziyorsun? Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevaplandırdım. Üçüncüsünde de aynı cevabı verdim ve ardından Allah Resulü Aleyhisselam kıymet hükmünü verdi. Dedi ki hayır o mürai değildir. O Rabbisine her dem yönelen kalbinde iman taşıyan münip bir mümindir diye belirtti. Kim için? Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh için. Baktım ki bu Ebu Musa'ymış. Ya Resulallah haber vereyim mi kendisine bu iltifatınızı ve sahip olduğu bu değeri? Evet git haber ver diyerek Efendimiz yolumu açtı. Kardeşim gibi sevdiğim bu zata gittim ve durumu haber verdim. İkinci gün oldu. Yine Efendimizle mescide doğru yürüyorduk. Bir de baktık içerden bir ses. Eller açılmış. Allahumme la ilahe illa entel ahadus samadullezi lem yelit ve lem yulet ve lem lehu kufuven ahad. Allah'ım sen tek olan bir ilahsın. Senin bütün bir kainatı ve insanlık hayatını yönetme konusundaki liyakatin, hakkın hiç kimseyle pay edilmez. Teksin sen. Senden başka ilah yoktur. Sen muhtaçların ihtiyaçları için kendisine vardığı kapısın ve sen her ne işe kalkışılırsa önce kendisine danışılması gereken akıl hocası Samet'sin. Sen bir başkasının seni yetkilendirmesiyle var değilsin. Sen kendi yetkilerini bir başkasına da devretmiş değilsin. İşte böyle bir dua girizgahında aleyhisselam bunu duyar duymaz İbni Büreyde'ye der ki evet öyle bir giriş yaptı ki şu anda ne istese Cenab-ı Hak onu reddetmeyecektir. Ne istese reddetmeyecektir. Çünkü bu ismi azam duasıdır. İsmi azam zikridir cenab-ı hakkın bununla başlandığı zaman edilen duayı reddetmediği bir giriştir bu diyerek efendimiz aleyhisselam aynı zamanda Ebu Musa'nın İsmi Azam gibi yüce bir zikri kendisine ilham edildiğini ve bunu yapan bahtiyar kullardan olduğunu da muşturlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu seçkin sahabisi Kur'an okumasıyla şöhret bulmuştur. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Davud'i bir sesle okuduğu Kur'an'ı kimi zaman Efendimiz, kimi zaman da yanına aldığı eşleriyle birlikte ehlibeyt dinler idiler. Hatta o kadar ki Hazreti Ömer şevke gelmek istediği zaman Ebu Musa'ya döner ve der ki, Ebu Musa hadi şimdi Kur'an oku da bizi Rabbimize karşı şevklendir, aşka getir derdi. Evet aşka getiren bir ses aşka getiren bir kalp, aşka getiren bir içerik Kur'an. Bu Ebu Musa'nın kendisine Allah'ın bahşetmiş olduğu yüce bir iştir. Allah Resulü'nün bu seçkin sahabisini son bir olayla anlatıp bitireyim. Men من yertedde minkum an dinihi ayeti iniyor. Malen şöyle. Kim girdikten sonra İslam'a, İslam'ı bırakır da tekrar dönüş yaparsa, dininden çıkarsa, terk ederse onu. Allah sizi götürür yerinize. Allah'ın onları, onların da Allah'ı sevdiği insanlar getirir. Ve der ki Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti okuduktan sonra bu kimi gösteriyor biliyor musunuz? Bu Ebu Musa'yı işaretleyerek Ebu Musa ve onun kavmini işaretliyor. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. İşte böyle yüce bir zat Ebu Musa el-Aşari radıyallahu anh. İnşallah hadisini bir sonraki programda ele alırken ona dair bir küçük notu daha ileterek hadisimizi okumaya gayret edeceğiz. Allah'ın selamı bütün sahabilerin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.